İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 9 Temmuz Salı'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne kuvvetle muhtemel Numune Hastanesi eski başhekimi Profesör Doktor Kenan Kaygısız'ın atanacağı iddia edildi. Sivas'ta yaşayan 62 yaşındaki Sebahat Özdağ'ın uzun zamandır yaşadığı geçim sıkıntısına bir de 30 yıllık eşinin ihanetinin eklendiğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı. Özdoğan her şeye dayanırım da bu ağır geldi şeklinde konuştu. 3 gün oldu eşimden boşandım. Ben zaten tekim 30 senedir. Eşim başkalarıyla geziyordu. Yani bana sahip çıkmadı. Dışarı çıkacak halim yok. Her şeyde dışarı çıkmak zorundayım kızım. İlaçlarımı gidip mesela bazen oluyor ki dün akşama kadar yattım mesela. İşim olmasa dışarı çıkmayacağım. Doktor hareket edeceğim diyor. Edemiyorum da. Psikolojim tamamen bozuk. Kaç sefer intihara kalkıştım. Hak etmiyor kimse. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kale, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesi dolayısıyla emekli vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Yürüttükleri faaliyetlerle emeklilere indirim konusunda destek olacaklarını dile getiren Kale, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'den bu konuda destek istedi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen ve beraberindeki heyet Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek laboratuvarları inceledi. Sivasspor'un yeni transferlerinden Uras Radakovic takım olarak hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.